Şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyettedir. Bu önergeleri birlikte işleme alacağım. Buyurun okuyun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 22. maddesinde yer alan eklenmiştir ibaresinin ilave edilmiştir ibaresiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Musavat Dervişoğlu, İzmir, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Adana, Ümit Beyaz, İstanbul, Enes Kaplan, Tekirdağ, İmam Hüseyin Filiz, Gaziantep milletvekilleri. Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahiplerini okuyorum. Mehmet Bekeroğlu İstanbul, Alpay Antmen Mersin, Burhanettin Bulut Adana, Lale Karabıyık Bursa, Bülent Kuşoğlu Ankara milletvekilleri. Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu? Önergelere katılamıyoruz Sayın Başkan. Aynı mahiyetteki önergeler hakkında söz isteyen Gaziantep milletvekili İmam Hüseyin Filiz. Buyurun Sayın Filiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 128 sıra sayılı kanun teklifinin 22. maddesiyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün Gaziantep'li olarak hepimizi derinden etkileyen, üzen, vicdanlarımızı sızlatan 14 Kasım Perşembe günü cami iskelesinin çökmesi sonucu inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın ölümüyle sonuçlanan olayı paylaşmak istiyorum. Seçim bölgem Gaziantep'te Şahin Bey Belediyesi tarafından Türkiye'nin ikinci büyük camisi olduğu söylenen cami yapılmaktadır. Bu caminin bir ay önce çekilmiş resmi bu. 67 metre yüksekliğinde kubbesi, 34 metre çapında. Kubbesi gördüğünüz gibi henüz bitirilmemiş. 14 Kasım Perşembe günü saat 15.14'te inşaat mühendisi Korkut Küçükcan İnşaatı inceleme yaparken iskelenin çökmesi sonucu göçük altında kalmıştır. Burada da size resimleri sunmak istiyorum. Göçük budur. Gördüğünüz gibi böyle bir göçükle karşı karşıya kalınmıştır. Bu da başka bir şekil. Başka bir resim. 33 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından maalesef Korkut Küçükcan'ı kaybettik. Yasaların ve yönetmeliklerin çiğnenmemesi, yapılan hatalar ve ihmaller yüzünden bir aile daha çöktü. Deprem için yapıların güçlendirilmesi konusunda çok iyi yetişmiş, genç aynı zamanda tecrübeli mühendisimiz Korkut Küçükcan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar niyaz ediyor, başsağlığı diliyorum. Allah bu acıyı hiç kimseye göstermesin. Konuyla ilgili olarak Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği heyeti 17 Kasım 2019 tarihinde cami inşaat sahasında teknik incelemede bulunmuş ve tanıklarla görüşmeler gerçekleştirerek benim de altına imzamı atacağım rapor hazırlamıştır. Bilgilerinizi özetle sunmak istiyorum. Cami inşaatının 2012 yılında başlamasına rağmen statik projesi ve ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede inşaata ilişkin levhada sadece Şahin Bey Belediyesi Akket Camii inşaatı ibaresinin bulunduğu görülmüştür. 2012 yılından beri yürürlükte olan yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde de zorunlu olan işveren, proje sorumlusu, sağlık güvenlik koordinatörleri ve yüklenicilere ilişkin bilgilerin olmaması birçok hususu boşlukta bırakmakta ve dolayısıyla inşaatın bir mühendislik ürünü olmadığını ortaya koymaktadır. Yapıda kalıp sistemleri incelendiğinde kalıpta kullanılması gereken malzemelerin kullanılmadığı, kalıp sistemlerinin denetlenemediği ve onay alınmadan ilkel bir şekilde yapıldığı tespit edilmiştir. Cami inşaatına 2016 yılında ara verilmiş ve inşaatta kubbe ibalatı henüz tamamlanmamış olduğundan yapı içerisindeki iskele, kalıp, donatı gibi yapı malzemeleri ortam koşullarına açık şekilde bırakılmıştır. İnşaata yeniden başlamak için gereken planlama ve fizibilite çalışmaları sırasında bu malzemelerin durumlarının hiçbir şekilde kontrol edilmediği ve inşaata giri çıkışların kısıtlanmadığı tespit edilmiştir. Çöken iskele 50-60 metre yükseklikte metal olması gerekirken ahşaptan yapılmıştır. Malzeme kavaktan mamul olup çeşitli kesitlerde malzeme kullanılmıştır. İskelenin statik hesabı ve projesi de bulunmamaktadır.
Bu koşullarda ilkel olarak kurulup yıllarca ortam koşullarına maruz bırakılan ahşap iskelenin çökmesi hiç de şaşırtıcı olmamıştır. Çöken iskelenin iş iskelesi olarak dahi kullanılamayacağı görülmekteyken, inşaatın sürdürülmesi durumunda inşaat yüklerinin de iskeleye taşıttırılmasına çalışılması çoklu ölümlerle sonuçlanacak daha büyük bir faciaya sebep olabilirdi. Bu tespitler cami inşaatının bir mühendislik ürünü olmadığını göstermektedir. Cami inşaatı da bütün yapılar gibi bilim ve teknik esaslara uyulması zorunlu olan mevzuata göre yapılması gereken bir yapıdır. 33 saat süren arama kurtarma operasyonunda ise AFAD, AKUT, belediye ve itfaiye ekiplerinin koordinasyonun tam olarak sağlanamaması dağınık verimsiz çalışmalara sebep olmuştur. Canla başla çalışanlar da olmuştur. Onlara da teşekkür etmeliyiz. Değerli milletvekilleri, bu olay kriz ve acil durum yönetiminde hazırlıksız olduğunu, kurtarma ekiplerinin ekipmanların, iş makinelerinin acil durumlar için her an hazır tutulması gereğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Buradan ilgililere sesleniyorum. İnşallah ders alınmıştır. Ancak şunu da ifade etmeliyim. Meydana gelen bu olaya çok üzüldük. Biz de acılıyız. Başsağlığı mesajlarıyla geçiştirilemez. Böylesi devasa projeler yerine daha mütevazı camilerin yapılmasını gerektiğini hatırlatarak camileri yapan, yaptıran hayırseverlere teşekkür ediyoruz ama bu onları projesiz, ruhsatsız, iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerinden uzak tutmamalıdır. Yeniden konuya dönersek, sorumluluklarını yerine getirmeyen, yasa ve yönetmeliklere rağmen ihmal olan herkes hakkında makamı ne olursa olsun yasal işlemler başlatılmalıdır. Ailenin ve vicdan sahibi herkesin acısı ancak bu şekilde diner diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Aynı mahiyetteki diğer önerge hakkında söz isteyen yok, gerekçeyi okutuyorum. Gerekçe, yapılan değişiklikle madde metninin daha iyi anlaşılması amaçlanmaktadır. Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 22. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, madde kabul edilmiştir.